Markaon'un açıklaması bu şekilde. Kamuoyunda farklı görüşler var. Biz de yayınlarımızda paylaşıyoruz. Yorumcularımızın görüşleri var. Şimdi de konuşacağız. Tabii e, gönüllülerde hiç böyle bir şey yaşanmasın. Hiçbir zaman böyle görüntüler saha içerisinde olmasın ama yaşandı. Bunun üzerine Markaon'un özrü geldi. E, hocamla başlamak istiyorum. <laughs> Yorumlarınızı merak ediyorum hocam. Buyurun. E, nasıl değerlendireceksiniz yaşananları? Özür demek bir erdemdir ama daha büyük bir erdem özür dileyecek bir davranışta bulunmamaktır. Ben işin bu boyutuyla daha fazla ilgileniyorum. Biz toplum olarak biraz negatiflikten beslenmeyi seviyoruz. Böyle bir olayı yakaladığımız anda böyle birçok kişi içimizden e, öyle bir saldırıya geçiyor ki birazdan bir yeni, tanesini göreceksiniz. yeni hocam. bir saldırı gibi yeni bir işkence gibi. Evet. Yani e, işte genç futbolcu, milli futbolcu. E, Kariyerli, kariyersiz. Bu ayrımları yapmaya başladığımızda zaten biz hataların en büyüğüne çanak tutmaya başlıyoruz. O yüzden burada söylenecek bir tek cümle var. Hiçbir canlıya şartlar ne olursa olsun kesinlikle şiddet uygulanamaz. Uygulanabilir ya. E, uygulanabilir. İşte uyguladığımız zaman da bu oluyor. Ben özellikle canlı dedim. Bizim ya, ağaçlarımıza uygulanan olsun... o şiddetten dolayı. Türkiye'nin yarısı yok olmadı mı? Evet. Şimdi biz bu örnekleri çoğaltabiliriz. Canlı dedim. O, onun içinde var olan hayvanlar yok olmadı Maalesef. mı? Maalesef. Biz şimdi olayın olduğu andan şu ana kadar sadece marka o kerem konuşuyoruz. Hem hmm. de bunu suistimal derecesine ulaştırmış bir hmm. şekilde konuşuyoruz. Bakın hata olduğunu tabii ki söyleyeceğiz. Ben dedim marka o değil hiç kimse hiç kimse. Hata mıdır bu hocam sence? suçtur. Hatanın, hatanın Suç, da ilerisine gitti. Suçlu hatanın arasında fark vardır. Hata başka bir şey. Mut, mutlaka Bu suçtur şimdi yani. bunu da değerlendireceğiz. Ama ben işin şu boyutuyla ilgileniyorum. Bu olaylar niye hep bizde oluyor? Bizim bunun madem samimi bir şekilde olmasını istemiyoruz, o zaman bizim üzerimize düşen görevler var. Biz o görevleri yerine getirirsek bunların hiçbiriyle karşılaşmayız. Ben bir eğitimci olarak işin o boyutunu çok daha fazla önemsiyorum. Biz maalesef her şeye çanak tutuyoruz. Futbolla ilgili bu olayın benzerleriyle ilgili tuttuğumuz çanak da şu. Ya bakıyorum ekranlarda bile futbolculuk döneminde takım arkadaşıyla nasıl küfürleştiğini anlatan futbolcular var. Çok doğalmış gibi, çok iyiymiş gibi. E biz antrenmanda bu olaylar olur. E, soyunma odasında bu olaylar olur, bu futbolun doğasında var diye biz bu olaylara çanak tuttuğumuz sürece, biz bunu doğal karşıladığımız sürece buna benzer olayları hep yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. İddia ediyorum. Şu an Türkiye'nin birçok yerinde bıraktık başka insanları. Hı hı. Futbolun içindeki <laughs> bu şiddet olayları devam ediyor. Şiddet sadece birini dövmek değildir. Birine kafa atmak değildir. Birine yapılan her türlü haksızlık bir şiddettir. Ona verilmeyen, öğretilmeyen her türlü e, davranış e, veya eğitim eksikliği bir şiddettir. Bizim olaylara biraz da böyle yaklaşmamız lazım. Ya sonra da biz son senelerde en çok kullandığımız bir cümle. Ya takımda abilik yapsın yeter. Ben burada senelerdir Türk futbolunun abiye ihtiyacı yok. Türk futbolunun lidere ihtiyacı var diye bas bas bağırırken bana bile hala şiddet uygulanmaya devam ediyor. Ben çok iyi niyetliymişim. Ben polyanlacılık yapıyormuşum. Bakın şu an senin gülümsemen bile bana yapılmış bir şiddettir Mehmet Emin. <laughs> El insaf hocam. Eğer ya. benim gibi düşünmediğim sürece bu tür olayların hepsi yapılacaktır. E, bu da bu da şiddet o zaman bana şiddet. Evet. Senin gibi düşünmediğim için bana şiddet yokmuş. Benimki hocam. hata. Seninki yanlış. Hayır hocam. Bak ben senin ben Şimdi sözünü iyiliyetine... bitireyim. Söz, sözünü bitireyim. Tabii. O yüzden e, Gürhan Şişman Hanım. Türk futbolunda özellikle genç futbolcular için çocuk koruma programı diye bir çalışma başlatmıştı Futbol Federasyonu'nda. Hala o çalışmalar devam ediyor. Bu programı sadece genç yaştaki futbolcular veya altyapıdaki futbolcular için görmemek lazım. Bu programı futbolun tamamıyla içine sokmamız lazım. Biz futbolda şiddet yasası diye bir yasa çıkarmamıza rağmen o yasa raflarda duruyor. O yasayı biz kullanmadığımız, o yasanın hakkını vermediğimiz sürece bana kimse burada boş yere nutuk atmasın. O yüzden burada benim konuşmaya hakkım var. Ben ömrümü bu işlere karşı çıkarak geçirdiğim için. O abilik müessesesini destekleyip de e, yalandan yere abilere Türk futbolunun ihtiyacı yok. O desteği verenlerin burada konuşmaya da hakkı yok. Şimdi sen neredesin merak ediyorum. Sustu onların şey, tarafında. Onların <laughs> Bak hocam bak taraf diye bir şey yok. Doğru var yanlış var. Taraf yok. Şimdi futbolda şiddet yasası deyince <laughs> benim çok hoşuma gidiyor aslında o numarası var ya onun 62-22 böyle telefon <laughs> numarası gibi. Başka da bir alta yaradığını düşünmüyorum. Yani çok da ciddiye almıyor çok uygulanabilir bir şey değil. Hocama ben zaman zaman... Ee, söylüyorum benim sizin gibi pembe gözlüklerimiz yok. Çok, çok Poliana gibi bakıyorsun o diye. O yüzden gündür. Üzerine alındı. Ben, <laughs> üzerime alınmadım zaten. O sözü söyleyen benim belki de direkt olarak. Şimdi şu var. Şiddete ben karşıyım. Nasıl şiddete karşıyım? Hak edilirse, hak edilirse şiddetli bir ceza taraftarıyım. Ama o şiddet olmuyor. Hayır. Bak şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Düzeltmek durup lazım. dururken, durup dururken yani ee, her türlü e, hayatın korunması gerektiğini inanıyorum. Hı hı. Bu doğrultuları yaşıyorum. Hayvan hakları, e, bitkiler, doğa vesaire hı hı. bunların hepsini savunuyorum. Ama mesela hocamla biz en çok hakemler konusunda tartışırız. Hakem de insandır. Hata yaparsa hatasını telafi eder. Ama bu sürekli haline geliyorsa, ya ben hata yapıyorum, yok arkadaşım hata falan yapmıyorsun. Sen artık yaptıklarını ben kasıt ararım. Hı hı. Ya istifa et, bırak. Ya da ben burada ağzımı, ağzıma geleni söylemeye hakkına sahibim. Şimdi burada da Marka'nın olayında insanlar... Şimdi Marka özür diledi. Özür erdemdir. Ha, bravo, çok güzel. O zaman ben sana ağzıma geldiği gibi... ...istediğim kadar hakaret edeyim. Hakaret edeyim, küfür edeyim. Ondan sonra da yayının sonunda Hocam Ediyor, özür... Ediyorsun <laughs> <laughs> zaten. Et, etmem, asla etmem. Asla etmem. Ondan sonra hocam özür diledim. Hop bitti gitti. Böyle bir şey yok. Bu oyuncu değil mi... İdman e, olarak kabul edilen ki resmi hakemle yönetildiği söylendiği için resmi maç olarak kabul edilmesi gereken maçta Florya'da futbolcu saldıran. Tokat attı dediler atmadı vesaire. Şimdi biz bunları daha önce yaşamadık mı Türkiye'de? Yaşadık. Nerede yaşadık? Melo... Riyera'yı odaya kilitledi mi? Ya, kitledi. Bir şey söyleyeyim. Ben, Fenerbahçe'de ben, ben oynarken Marko Caner... sonuna kadar eleştirdim. Tamam ben, ben de eleştiriyorum. Ben onu savunmadım. Tabii. Yani konuşmandan sanki ben onu savunuyormuşum Hayır, gibi şunu bir olsun. anlam çıkarıyorum ben. Hayır. O konuda o konuda ben, bir defa şimdi, Marko ve Markova gibilerden Erdem'dir. kadar Bak, ben yaşamaya başladığım andan itibaren karşıyım. Hocam özür erdemdir dersen orada ben ser koymak ihtiyacı hissediyorum. Çünkü hata özür gerektirir. Suç başka bir şey. Suçu özürle aklayamazsın yani. Ve burada hani iki oyuncu yan yanaydı. Bir anda döndü böyle bir anlık sinirle, refleksle falan. Ya adam maç boyunca atmadığı depara atıyor, gidiyor. Önce kafa atıyor, sonra bir tane vuruyor, sonra bir tane daha vuruyor. Sonra özür dilerim. Şimdi ben merak ediyorum Galatasaray yönetimi nasıl bir tavır sergileyecek. Ve şöyle şeyler oldu işte bu yumruğu Fatih Hoca'ya atabilir miydi? Bu yumruğu ya arkadaşım kime yumruk attığının, kime saldırdığının hiçbir önemi yok. İşte Halil Ermişoğlu milli oyuncuymuş, efendim Kerem çok yetenekli hmm. genç oyuncuymuş. Ne oluyor? Yani Kerem kazmanın önünde geleni yok canım, olsaydı daya hak mı etmişti yani? Böyle yok, bir şey olabilir mi? Öyle bir mi? şey asla konuşulamaz yani, yani, yani söz konusu kimin, olamaz da. Yani kimin kime hangi şartlarda vurduğunun hiçbir önemi yok. Bunu savunulacak bir yanı da yok. Evet anlıyorum. E, futbol artık düşündüğümüz kadar amatörce gitmiyor. Hı hı. Bunun e, ekonomik e, yapısı çok önemli, e, takımın kadro yapısı önemli. Ama ben Mehmet Emin Uluç olarak her kim olursa olsun bu tür bir futbolcu kadromda tutmam. Yani bu olaydan sonra özür de dilemiş olsa, üzgün de gerçekten hatasını yani, anlamış da olsa sen kadroyu ben, tekrardan almak Ben kabul etmiyorum. Ben kabul şimdi, etmiyorum. şimdi, şimdi